Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabük Spor hafta sonu deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Telefon hattımıza Kardemir Karabük Spor Kulübü Başkanı Hikmet Feridun Tankut var. Sayın Tankut, yayınımıza hoş geldiniz. Ya çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de. Sayın Tankut, öncelikle ligin 3. haftasında cumartesi günü son şampiyon Beşiktaş'la karşılaşacaksınız. Bu maç ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, Beşiktaş ligin en iyi futbol oynayan takımlarımızdan bir tanesi. O bakımdan cumartesi günü oynayacağımız maçın çok zorlu geçeceğini umut ediyorum. Tabii biz 2 hafta Galatasaray karşısında ve Rizespor karşısında iyi futbol oynadık. İnşallah aynı oynadığımız futbolu Beşiktaş maçında da göstererek puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Ama rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu, iyi futbol oynadığını da biliyoruz. İnşallah arzu ettiğimiz bir şekilde iyi bir sonuçla cumartesi maçı Beşiktaş maçıyla, yani dediğim gibi puan veya puanlarla geçmiş oluruz. Sayın Tankut, bu sezon takımda büyük bir revizyona gittiniz ve birçok oyuncuyla yollarınızı ayırdınız. Ama takım 2 haftada oynadığı futbolla çok beğeni topladı. Siz takımın şu anki durumu hakkında neler söylemek istersiniz? Tabii ben geçen sene, evvelki sene takım düştüğü zaman tekrar göreve gelmiştim. Süper Lig ayarında kurulu bir takımdı. Maliyet açısından çok yüksekti. Dolayısıyla geçen sene de revizyona gitmiştim. PTT Ligi'ne uygun, PTT Ligi'ni iyi bilen, aynı zamanda rakamsal boyutta PTT Ligi'ne uygun futbolcularla 22 kişilik bir transfer yapmıştım. Dolayısıyla orada istediğimiz verimi aldık ve şampiyon olduk. Yani Süper Lig'e çıkmış olduk. Şimdi PTT Ligi ayarındaki futbolcular dedim ben transfer yaparken geçen sene. Onlarla Süper Lig'e devam etmemiz mümkün değildi. Dolayısıyla tekrar bu sene onlarla bir kısımda bir yıllık sözleşmemiz vardı. Kimisiyle kiralık sözleşmemiz vardı. Kimisiyle de yollarımızı ayırdık. Yeni bir takım yaptık. Tabii kolay olmadı. Yani biz 19 kişiyle şeye gitmiştik. İkinci kampa. Kamptan sonra 4-5 tane falan, 6 tane transfer daha gerçekleştirdik. Kampı iyi geçirdik diyemem. Ama buna rağmen iyi toparlandık. İlk iki maçta güzel futbol oynadık. Yani şöyle her zaman dediğimiz sonuç ne olursa olsun göze hoş gelen bir futbol oynamamız gerekiyordu. İki maçta da onu gösterdik. Igor Hoca'yla çok memnunuz. Fevkalede futbolcu arkadaşlarımızla diyaloğu iyi. Çalışması iyi. Hırsı ve arzusu çok iyi. O bakımdan iki maçtan sonra Beşiktaş maçıyla aynı güzellikte, aynı seyir zevki yüksek bir maç olur diye ümit ediyorum. Sayın Tankut, Yücel İldiz'e yollarınızı ayırdıktan sonra takımın başına bu ligi çok iyi tanımayan Igor Tudor'a getirdiniz. Bu tercihinizi takım adına bir risk olarak gördünüz mü hiç? Hayır, düşünmedik biz onu. Çünkü zaten Yücel Hoca'yla biz 31.05.2016 itibariyle sözleşmemiz bitiyordu. 6 aylık bir sözleşme imzalamıştık. Biz Yücel Hoca'yla yollarımızı ayırmadık. Yücel Hoca'nın sözleşmesi bitti. Tekrar yenilemedik. Sayın Tankut, Igor Tudor'a karşı camiada belirsizlik durumu yaşandı mı? Hayır, hiçbir belirsizlik olmadı. Çünkü yani Igor Hoca da kendisi de Juventus'ta 10 seneye yakın stoper olarak futbol oynamış. Kariyeri yüksek bir geçmişi var. Ayrıca da hocalık döneminde Hajduk Split'te altyapıdan başlayarak 2 yılda Hajduk Split'i çalıştırmış. Arkasından da geçen sene PAOK takımını çalıştırmıştı. En az 6 maçını televizyondan izledim, arkadaşlarla beraber izledik. Dolayısıyla Igor Hoca'nın oynattığı futbol bizim hep söylediğimiz seyir zevki yüksek bir futbol sergilatıyordu. O bakımdan Igor Hoca'yı düşündük. Yani son itibariyle zaten yerli yabancı tutup tutmama noktasında hiç kimsenin bir garantisi yok. Olmuyor da. Ama biz Igor Hoca'yla başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sayın Tankut, bu karar oyuncu transferinden sonra herhangi bir başarısızlık durumunda kulübün mali olarak sıkıntı yaşayabileceği söylenebilir mi? Değişen bir şey yok ki, yani transferi fazla yapıp yapmamak bonservis bedeliyle ilgili bir olay. Bonservis bedeli vermedikten sonra elindeki bütün futbolcuların, elinde kadronda da kalan futbolcunun ücretini ödeyeceksin. Yeni transfer edeceğin futbolcunun da ücretini ödeyeceksin. Onunla ilgili değişen bir şey yok. Bu transferin sayısının fazlalığı bonservis bedeli verirseniz maliyet artırıyor. Bizim bir bonservis bedeli vererek aldığımız yalnız şey var, Poco var. Ona da 400 bin euro ödedik. Sayın Tankut, bu sezonki hedefiniz nedir?
Biz ligde kalmayı hedefliyoruz. Sayın Tankut, camianıza neler söylemek istersiniz? Kardemir Karabük Spor geçmişten beri 8 sene Süper Lig'de yarıştı. Dolayısıyla Süper Lig'e artık kalıcı olmak istiyoruz. 3 defa düştük biz Petite Ligi'ne. Dolayısıyla tekrar artık bu sene Kardemir Karabük Spor'u bir korkulanlar yaşamak istemiyoruz. Ondan sonra da yapacağımız bütün atacağımız adımlarda artık köklü Süper Lig'de kökleşmiş bir takım olmasını arzu ediyoruz. Taraftarlarımızın da takıma destek vermek için tribünleri doldurmasını istiyoruz. Sayın Tankut, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kardemir Karabük Spor Başkanı Hikmet Feridun Tankut telefon attığımızdaydı. Kendisiyle bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçını, bu sezon izledikleri transfer politikasını ve hedeflerini konuştuk. Anadolu'da futbol...